Bizim dikkatimizi çeken henüz lig bitmeden yayıncı kuruluşun ve Türkiye Futbol'dur. Bu organizasyon kanımızca düpedüz emeğe saygısızlık ve bilinçli bir algı yönetimidir. En büyük temennimiz futbol takımımızın ve hocalarımızın oyuncuları vasıtasıyla buna cevap vermesidir. Ki bu mutlu sona ulaşmamıza temennimiz odur ki çok az kaldı. Bu konuda yönetim kurulunun törenlere katılmayarak göstermiş olduğu seviyeli tepkiyi de takdirle karşıladığımızı belirtmek isterim. Şampiyonluk yolunda mutlu sona ulaşmamıza birkaç hafta kala kendi sahamızda oynamış olduğumuz son maçta seyirci rekoru kırdığımızı hepiniz biliyorsunuz. 51.800 civarında bir seyirciyle bu muhteşem mabette futbol takımımızın zaferine hep beraber eşlik ettik. Futbol takımımızın zaferi ve mabet demişken Galatasaray'da vefa esas olduğuna göre zaman zaman bunu da günlük işlerden dolayı ihmal ediyoruz maalesef. Bu stadı bize kazandıran, bu kadar rahat maç seyretmemizi sağlayan, 51.800 kapasiteye ulaştıran, projelendiren, inşaatında çalışan eski yöneticilerimize, eski başkanlarımıza, profesyonellerimize bir teşekkür borcumuz olduğunu sanıyorum. O bakımdan ebediyete intikal etmişler, rahmetle anıyorum. Bugün aramızda hala olanlara da esenlikler dilemek istiyorum bizzat. Galatasaray'da konuşma, yazma ve davranış üslubu vardır. Ve bunun hiçbir yerde yazılı tanımı yoktur. Öncelikle bir zerafet taşır demişiz. Galatasaray'da vefa esastır ve temelinde geçmişimize saygı yatar. Bugün bu salonda bulunan veya bulunmayan, zaman zaman ön sıraları süsleyen büyüklerimiz bizim değerlerimizdir. Zamanında her biri gerek sporcu gerek yönetici olarak çok emek vermişlerdir. Hiçbirisinin aşağılanmasına, hakarete uğramasına izin vermemeliyiz. Buna tepkisiz kalanlara veya imkan sağlayanlara hoşgörülü yaklaşamayız. Değerli üyelerimiz ve sarı kırmızı renklere gönül verenler, kulübümüzün çizgisi yıllar önce Ali Samiyen ve arkadaşları tarafından belirlenmiş ve Hür Genel Kurulu üyeleri tarafından seçilen yönetimler tarafından tüzüğümüze uygun olarak devam ettirilmektedir. Hiç kimsenin genel kurulu üyelerinin iradelerini aşağılamaya ve onların çizgilerini belirlemeye hakkı yoktur. Camiamız tüm paydaşlarıyla bir bütündür ve en büyük güvencemiz ve farkımız bizi biz yapan değerlerimizdir. Sizleri hep birlikte bunlara sahip çıkmaya ve fırsatçılara imkan tanımamaya davet ediyoruz demişiz efendim Ekim ayı divan toplantımızda. Malumlarınız olduğu üzere geçen hafta basında değerli başkanımız Sayın Mustafa Cengiz'in eski başkanlarımızdan Sayın Faruk Süren hakkında talihsiz bir beyanı yer aldı. Ve bu konuda bizlere çok tepki geldi. Divan kurulu olarak toplantılarımız aslında bir aile meclisi olduğundan bu konuyu bugünkü divan toplantımızda tabiri caizse biraz yumuşatarak geçmeyi planlarken Sayın Cengiz'in dün akşam itibariyle resmi sitemizde yayınlanan bir zorunlu açıklaması çıktı. Her ne kadar bu mesajın sonunda birlik ve beraberlikten söz edilmekteyse de konuya yaklaşım, yaratılan algı ve özellikle üslup tam tersine ayrıştırıcı olmaya devam etmektedir. Gereksiz yere yaratılan gerginlik ve mağduriyetlerin hiç kimseye sürdürülebilir bir faydası yoktur. Bu çerçevede divan kurulu olarak bir kere daha tüm paydaşlarımızı, gelişmeleri, süreçleri, görev ve sorumluluklarını ve önceliklerimizi doğru okumaya davet etme zorunda hissediyoruz kendimizi. Her şeyin çok güzel olacağı inancı ile hepinize saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Teşekkürler.